Bir sahnede Hayalet ben kimseyi sevmiyorum diyor. Bir başka sahnede de Behzat ekibine olan sevgisi sorulunca bizim ilişkimiz güven üzerine kurulu diyor. Karakterler sevgi göstermekten neden imtina ediyor diye sormuş bir izleyicimiz. Buyurun. Ustacığım. Ya sevgi gösterildiği zaman amiyane bir şey oluyor yani. Hmm. O sevgiyi hissettiğin zaman onun bir değeri var yani. O sevginin de kendi içerisindeki mutlak orijini de güvendir zaten yani. Ha, mevzu bu. O yüzden seni çok seviyorum birader demenin bir manası yoktur ama yani. Bu günümüz ilişkileri şey vardır ya, söyle hadi beni seviyor musun, özledin mi falan vardır ya. Hangi adamın ağzına öyle bir şey sen? Ben hiç, bende hiç yok. Akbabanın Hayalet'e şey dediğini düşünsene. Hayalet beni seviyor mu? Özledin mi beni? Bak cinayet bir oda. Herkes sabahları sevgi sözcükleri. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunu soran izleyici bayağı replikli sormuş soruyu. Demek ki bayağı Behzatçı bu. Yani öyle hani çekip de şeylerle sormak bir şey bu. Dolayısıyla bu soru izleyici sorusu bana da sorsanız garip gelir aranızda böyle tuhaf bir romantik bir dilin oluşması, ama bir yandan da bunun sevginin imtina edilmesi olarak anlaşılması da bence enteresan bir eleştiri. Yok öyle bir şey yok ya. Yoksa ne Behzat da komik durur öyle bir şey. Hakikaten komik durur. Bir de şöyle bir durum var. İkinci sezon adamla... bir deneriz onu ya. Bir bakarız ucundan azıcık. Hani belki. Yapmayalım. Ya ben hayatta. Bence yapmayalım ya. Sana da sorayım aynı soruyu da. Ben hayatta inanca sevgi falan göstermem. İnanca. Kardeşim hayatta başından söylüyorum. Benden kimse böyle bir şey beklemesin ya. Hayaletten ne zaman inanca bu? Beşiktaş tribünlerinin şahane bir tezahüratı vardır. Aşkta tezahürat yoktur diye. Biraz böyle galiba değil mi? Siz çok güzel bir şey söylediniz sevgiyle ilgili. Biraz böyle insanın içinde yaşaması gereken. Evet, çok böyle dışarı... Şey. Verildiğinde dışarı çok başka bir içerideki şeye konsantrasyonu düşüren bir şey. Aslında yani. Bir yandan şeytani de bir soru. Zaten şimdiye kadar izlediğimiz sahnelerde bu adamların zaten derdi bunları ifade edememeleri. Evet. Behzat'ın bir yani. Evlenme teklifi var ki. Yani. Ya. Aman tanrım. Evlensen ya benimle. Ben de, yani. Erdal abi kızınla aynı dizide oynamak, birlikte oynamak nasıl bir his? Efsane. Yani şöyle söyleyeyim. Derin'in bütün eğitimini Behzatçı'ya borçluyuz biz. Yani kaç yaşındaydı biz Behzat'a başladığımız zaman ya? İlkokul 2'de miydi? Tabii 9 yaşında falandı. 3'te ya da 4'te. O arada 5 yaşında falandı. Öyle bir şeydi yani. Sonra kız büyüdü. Karşıma oyuncu olarak çıktı. Yani öyle bir şey yaptı ki yani ben baba dedi Türkiye'de tiyatro okumam sen varsan dedi. Neden kızım dedim. Hangisini ben becerdim, hangisini senin sayende becerdim ben bunu anlayamam dedi. Ne yapacaksın dedim. Ben gideceğim dedi Fransa'da okuyacağım dedi. Ben bilmem ki dedim kızım dedim. Ben biliyorum baba dedi. Ben gideceğim. Şimdi de orada okuyor. Üçüncü sınıfta konservatuarda. Yazında o zaman gel bakalım dedim ya. Hani böyle bir şey yapabilir misin dedim. Bir de güvenli bir ortam tabii ki. Berkan var, inanç var. Yani bir oyuncunun kendini güvende hissetmesi ilk işlerinde çok önemli. Valla onca handikapa rağmen şahane kendi içerisinde bence iyi de iş çıkardı. İlk işi. Sence Derin'in en beğendiğin sahnesi hangisi? Aferin be dediğin. İnançlı telefonda konuştuğu sahneyi iyi kurtarmış yani. O sahneler zor sahnelerdi. Oralar iyiydi yani. Bir de tek başına. Evet. Tek başına. Bir de tek başınayken. Biz o olduğu zaman hemen halledebiliyoruz. O şey gibi yani damardan kan alırken hissetmez ya bazen. Hani elimiz hafif o konuda. Yani çekip bitiriveriyoruz hemen ama o sahnede yalnızdı ve bence güzel de halletmiş, kotarmış yani. Ama zor olduğunu söyledi. Bu benim çok hoşuma gitti. İyi o zaman kızım dedim. Eğitiminin hakkını verirsin o zaman. Seni en vuran bu sezonki tabii yani Blue TV'deki Behzat'tan şu bugün son bölüm yayınlandı bu arada. Final yayınlandı. Bu sezonun finali yayınlandı. Bu arada bunu da biz denk düşürmedik. Yani bize yani. Bana da çok kızıyorlar. Ya bırak da Behzat seyredeceğiz şimdi bu ne oldu falan diye. Program bittikten sonra doya doya seyredebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Seni bu sezonun en vuran sahnesi hangisi? Kendi özelimde mi yoksa... İkisini de söyle ne olur. Bir planda yokken bir Hayalet'in balkonda tek başına işte bir dertlendiği böyle rakı kadehine tütün ürünü bastığı bir sahne var. O böyle enteresan yani hiç planda yokken bir böyle hoşuma gitti. Çok güzel olmuş bir sahne. Onun dışında da bilemedim şimdi. Ben bu ikinci cevabı bir düşüneyim mi? Yok, ben şeyi seviyorum mesela göz setuplarını çok seviyorum yani. Kediyi gömmeye gittiğimiz yerdeki o setuplar çok bence çok da güzel çekilmiş. Çok güzel yazılmış. Oyuncular da çok severek oynamışlar. Senin baba göl yok.
Senin bu sezonun favorin şeyin bu mu? Sahnelerin bunlar mı? Evet tabii canım, onlar yani. Hmm. Ama çok sahne var yani, hani yine beraber olduğumuz zaman sinirimizin bozulduğu çok sahne olmuş yani. Ama yani sinematografik olarak göl sahnesinin hem de tabii ki o kilidi açan ilk sahne olması, sezonu açan sahnesi güçlüydü yani. Benim en sevdiğim sahnelerden. Berkan senin? Vallahi ben izleyemedim henüz ama ben 8. bölüm Akbaba'nın final sahnesini, öyle tüylerim diken diken olmuştu oynarken. İno da sağ olsun kardeşim benim. Öyle güzel bir şey yapmış. 8. bölüm bu arada güzel bölüm. Yapmıştı ki yani sevgiden bahsetmiştik ya az önce. Usta oynarken işte Akbaba'nın artık diz çöktüğü bir sahne var. Ve hayalette üzerinde olan tek bir yelek var. Gelip onu sırtıma koymuştu ve gerçekten tüylerim diken diken olmuştu. Kardeşim benim, bunu setlerde hiç söylemiyorsun, buralarda söylüyorsun. Ben size diyorum, siz artık birbirinizi bizim artık biraz ben sinirlendim. Gel buraya olsun. Sosyal hayatta biraz zaman geçirmemiz lazım. Abi siz, ben söylüyorum bak, bu sizin diyalogların içinde birazcık şey yazmak lazım artık yani. Seni çok seviyorum. Deneyeceğiz bunu. Kardeşim çok özlemişim. İnançla bizi düşünsene. Bir tık artık duygu var ya işte. Onu dur. Çok doğaçlarız. Çok doğaçlarız. Çok ucu açık olur. Bak biraz sosyal medyadan gelen şeyleri de sorayım da araya gitmeden önce. Ekip ilk ne zaman bir araya geldi diye soruyorlar mesela. Vallahi ben ustayla 2008-09'da. Berkan, ben Erdal abi beraber o tiyatro projesinde değil mi? Berkan'la daha öncesinde yok. Mojo. Tiyatro projesinde. Mojo. In Your Face bir oyun yapmıştık. Biz üçümüz Behzat Ç'den daha öncesinde zaten birlikte çalışmıştık. İlk nedir? 2009 mu? 2009. O zaman daha 3. sınıfta mıydınız? 4. 3. 4. sınıfta. Ya da 4. sınıfta. Peki mevzunun Behzat'a gelmesi bu üçlünün arasında? İyi çıkardılar oyunu. Yani oyun çok enteresan bir oyundu. Bir gece kulübünde geçen bir oyundu. Ben de mekan gerçek olsun, seyirciler tanıklık etsin diye yola çıktığımız zaman işte bir arkadaşa vermiştik pahalı oyunu. Pahalı bir dekordu. Evet, çok pahalı bir dekordu. Bir gece kulübümüz vardı pahalı yani. Gerçek bir mekanda. Çok da güzel çıktı iş. Oyuncular da çok iyiydi. Ondan sonra biz sigara yasağıydı, oydu buydu derken kulübü kapatmak zorunda kaldık. Ya bu hükümet de devamlı bana çalışmış kardeşim ya. Bir baktım da şöyle, ne iş yaptıysam karşılığında ya savaş çıkmış ya bir şey olmuş, tütün olmuş, o olmuş, bu olmuş yani. Bir pandemi, bir pandemi. Bir de pandemi olmuş. Bir pandemi de artık bilemiyoruz, o bir muamma. Orada karşılaşmıştık. Orada da çok sevdik. Sonra Serdar abi Behzat'ı yapacağım deyince bizim çok güzel çocuklar var dedik abi, görmek ister misin? Hepsi bir kendilerini gösterdiler zaten. Bir daha da audition yapılmadı. İlk adamlar gitti. İlk adamlar zaten rolleri aldılar hemen. Şimdi bugün bu sezonun son bölümü yayınlandı. Yeni sezon olacak değil mi? Ne zaman başlayacak o yeni sezon? Bizim andığımız olacak yani en azından. Yok, olacak. Olacak, bilmiyorum. Olacak. Yani. Yine bir sürü dinamik olacak var. Mı? Ne zaman tamam, olacak? Olsun, Mayıs, olsun, Haziran, olsun, olsun. Arada seçim var. Seçimden önce mi olacak, sonra mı olacak? Daha mı erkene alacağız? Şu an tam tarihi bilmiyoruz. Olacak. Mayıs-Haziran gibi diyorlar. Mayıs sonu, Haziran. Mayıs-Haziran gibi ilk bölümü seyredecek miyiz yoksa yok, siz sete mi çekeceksiniz? Sete çekeceğiz. Biz sete çekeceğiz. Sete çekeceğiz. Akbaba mutlu olacak mı diye soruyorlar. Vallahi arkadaşlar, bu sezonda ufaktan gülümsemişim. Gülümsemişim. Sosyal medyada fırtınalar koptu. Akbaba gülüyormuş falan diye. Bilemedim. Bana da öyle söylüyor ama kasidelere başlayacak ikinci sezonda artık yavaş yavaş benzetmelerden, metaforlardan çıkıp. bize de öyle söylüyorlar yani, hani gülüyorlar, hani hiç gülmezdiniz ya o Ankara polisiyesi. Şimdi şöyle bir şey var tabii ki yani, şimdi Behzat Ç, Akbaba ve Hayalet birer karakterler. Yani bu karakterlerde kendi işlerinde, konu başlıklarında, olay örgülerinin içerisinde hareket ediyorlar. Bir Ankara polisiyesi, o setup bitti. O setup'ın kendi içinde yaşanmışlıklarını karakterler aldı. Çekiç ve Gül diye yeni bir sezon başladı. Bu karakterler bu maceranın peşine düştüler. Belki bir dahaki seneye ya da ondan sonraki seneye
atıyorum Pamuk Şeker diye bir bölüm olur. Biz o Pamuk Şeker'in peşine düşeriz yani. Hani her sezon kendi içerisinde başka bir dinamikle hareket ediyor. Yani o yüzden çok fazla eskiyi aramak da izleyici kafasından doğru değil. Tam buradaki soru işte bu, evet, zaten. Bu ben sezon, onu hissettiğim için söyledim. Bu sezon neden günlük cinayetler yok? Sadece var, konuyla alakalı ve mafyavari cinayetler var, işleniyor diyor bir sorumuz. Var. Soruyu da Instagram'dan sormuşlar. Hakkında. Var. Silah var, bir tane salonda çıkan silah. Hı-hı, hı-hı. Mesela o. Bu tabii bir olay örgüsü. Yani cinayetlerde bir var, olay örgüsü komple, yani bir bölüm değil 8 bölüm komple yazarın aylarca düşünülüp iç içe geçirdiği bir dramatik yapıya da sahip aynı zamanda. Yani tabii de yani hani teknik olarak konuşacak olursak zaman mekan kavramıyla da çok fazla oynanıyor falan. Kesinlikle. Kendi içinde. Kesinlikle. Yani o yüzden bu Behzatçı biraz daha değişik bir Behzatçı yani. Neşet Ertaş şarkılarıyla ne zaman eski meyhane moduna gireceğiz dediler ki muhtemelen oradaki dert sizin tercihiniz değil, telif değil mi? Yok, o telifleri keşke arzu ettiğimiz ölçülerde değerlendirebilsek. Neşet Ertaş da hep Behzatçı'yı beraber görmek isteriz tabii ki ama Neşet Baba ile bizi ayıran telif. O da çok inanılmaz bir şey gerçekten yani bu kadar... Büyük bir adamın, bu topraklardan çıkmış bu kadar büyük bir adamın tabii ki telif çok şey bir hak, kanuni bir hak, herkes talep etsin ama bazı yerlerde de bazı bir takım istisnaların olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani o tabii bir inisiyatif meselesi. Tabii yani. O sonuçta ailenin inisiyatifi ama değişik. Hayalet lakabı nereden geliyor diye sormuşlar. Bunu tabii bilmeyen yoktur herhalde. Bir de senin ağzından anlatmak ister misin? Romanda zaten yazıyor bir daha yani Behzat'ın 3 sezonunu. Biri demiş ki dizi gerçekten mükemmel, polisleri polislerden daha iyi nasıl anlatabiliyorsunuz demişler. Ne diyorsun Berkan? Ne dayak yemişiz be. Gençken. Ah ah deyip. Böyle şey oluyordur tabii değil mi? Yani muhakkak gün içerisinde falan işte polisler çeviriyordur. Ya bir şeyler söylüyorlardır, yorumlar yapıyorlardır, tebrik ediyorlardır, eleştiriyorlardır. Belki böyle şeyler yaşanıyor herhalde değil mi? Ya en güzel tepkileri ben emniyetten alıyorum. Gerçekten bunu söyleyebilirim. O kadar güzel tepkiler geliyor ki aynı biz abi diyenler oluyor. Ve bu işin asıl meslek sahiplerinden böyle tepkiler almak beni havalara uçuruyor. Ya reklama mı gidiyoruz? Kaç dakikamız var? Peki reklamlardan sonra ben şey çok merak ediyorum. Yani böyle sizin en böyle karşılaştığınız emniyet mensuplarından gelen enteresan, vay arkadaş bu ne yaşadım ben bir önce, ya da sizi çok mutlu eden ya da çok şaşırtan anne, ama onun ne olur anlatmayın. Düşünün, ben bunu sormuş olayım, çok kısa zamanımız var. İzleyici sorularıyla bu bölümü bitirmiş olalım. O kadar çok, şimdi en kısa ne soracağım diye bakıyorum size de. Heh, şeyi sorayım. Gençler mi Ankara Gücü mü, onu sorayım. Tek tek size öyle reklama gidelim. Gençler tabii ki. Ya yani benim için gençler. Ya bizim sülalenin takımı olduğu için ister istemez gençler. Abi ben bugün programa çalışırken gördüm. Siz İlhan Bey'in akrabasıymışsınız değil mi? Amca. Allah rahmet etsin. Evet. Büyük başkanın. Evet. Harbiden büyük başkandı bu arada. Ben tanıma şansına erişmiştim. Efsane adamdı yani. İlhan Cavcav. Amcanız ya. Yani. Evet. Sizin için gençler tabii. Evet. Ben de Ankara Gücü. Ben de Ankara Gücü. Ama zaten iki takım da kardeş takım tabii gibidir yani Ankara'da. Yani İlhan amcanın zamanında Ankara Gücü'ne çok büyük desteği olmuştur yani. Hani Gençler Birliği'nden ayırmadığı dönemler olmuştur Ankara Gücü'nü. Yani o yüzden bizimki Gençler Birliği ama. Sizin Ankara yani. Gücü Berkan. Valla ben Gençler Birliği ile Ankara Gücü'nü ayırmıyorum. Sanki bir de Gençler Birliği'nin şeyini okumuştum ben. Kuruluş hikayesini. Hmm. Mahallede işte oyuna alınmayan, maça alınmayan ufak çocukların kurduğu bir takım olarak geçiyor. Böyle hikayesinde, kuruluş hikayelerinde falan. 1923. Evet. Tabii. O bana çok sempatik gelmişti. Abi kardeş takımı gibi hep kafamda canlanmıştır. Bir Ankaralı olarak ikisi de daha benim başımın tacıdır yani. Daha küçük kardeş de var, mor menekşeler. Onlar da Hacettepe. Bilmiyoruz onları. Ankara Gücü de enteresan. İmalat-ı Harbiye hikayesi. Tabii. Çok enteresan hikayesi. Ankara takımlarının çok enteresan, sahiden böyle toprağın dibine köklü hikayeleri var. Hı-hı. Ve taraftarla o duyguyu sağlayan, dışarı verdikleri enerji de bence bununla çok alakalı. Evet, ben hep öyle söylüyorum yani. Ben taraf tutmuyorum diyorum. Takım tutuyorum. Tabii. Yani. Hani Ankara'da biraz öyle vardır yani. Takım tutarsın. Bir taraf olmazsın yani. Çok güzel söylediniz. Kısa bir ara, aradan sonra az önce konuştuğuma Behzatçı ekibiyle devam ediyoruz. Gabba Mobilya'nın sunduğu Az Önce Konuştum devam edecek.
Gabba Mobilya'nın sunduğu Az Önce Konuştum devam ediyor. Az Önce Konuştum'a devam ediyoruz. Konuğumuz Behzat Ç.'nin efsanevi, efsane, muhteşem oyuncuları. Efsanevi, efsane de olmadı ama olsun. araya reklama gittik. Abi idare edin, kusura bakma, benim için de zor program bu. Size bir reklam arasından önce şey sormuştum. Şimdi Behzat Ç.'ye bir polisiye ve sizler bu şu anda Türkiye televizyon tarihinin yapılmış en müthiş, bana göre en müthiş polisiye dizilerinden bir tanesini, benim şahsi kanaatime göre en iyisini yapıyorsunuz. Sokakta yürürken normalde iş dışında emniyet mensubu arkadaşlarla, insanlarla, dostlarla tanışıyorsunuz. Sizi böyle en vuran, en unutamadığınız karşılaşma, hikaye, anı hangisiydi? Hanginizden başlayayım? İlk hatırlayandan başlayayım. Ben bir şöyle bir şey anlatayım sadece. Bir ustamız, bir abimiz, memur bir abimiz bana şey, la kardeş dedi, öyle polis mi olur la dedi. Abi dedim, bu Behzat Ç. repliği. Yani böyle polis olur mu dedi. Bayağı oluyor mu? İşte oluyor. Yani öyle bir şey söyleyeyim. Yok çok ya, çok fazla var tabii ki yani. Bize emniyetten bir personel gibi davranıyorlar yani. Hani ellerinde olsa hepimize birer tane kimlik çıkartacaklar aslında yani. O emniyetteki arkadaşların her biri yani emniyetle ilgili bir işimiz olduğu zaman ellerinden gelen yardımı yapıyorlar, esirgemiyorlar. Evet, sağ olsun. Yani öyle bir empati sağlamışız oradaki insanlarla açıkçası yani. Böyle bir sahne var mı sizin, hani denk geldiğiniz, karşılaştığınız bir Erdal Beşikçioğlu ve bir polis memuru, işte polis. Ya bununla burada anlatılmaz ama ya. Canla şaka yok. Abi neden anlattın daha, ne onu? Olur mu ya? Emniyet teşkilatından bahsediyorsunuz. Süleyman Bey'in şey beni ne yapar sonra? Yok, olmaz yani. Kimse bir şey yapmaz. Yok abi. Yok. Yani bir şey yapmaz derken. Vallahi benim bir tane var. Serdar abi, Ercan arabada, ben o gün nöbetçiyim. Alkol falan almıyorum. Çevirdiler bizi. Üfletti memur arkadaş, alkol çıkmadı. Bu arada tanıdı beni, Ercan'ı tanımıyor Serdar abi. Alkol çıkmadı. Hop Mahmut dedi, getir öbür, bu bozuldu galiba. Abi dedim, zorla mı çıkaracaksın yani olmayan alkolü? Kardeş dedi, çok içiyorsunuz dedi. Amire ne diyeyim şimdi ben dedi. Böyle bir şey yaşadım. Mesela izleyicilerimiz, özellikle Ankara'dan izleyicilerimiz şeyi soruyor. Şimdi Behzat Ç. eşittir Ankara yani. Hiç öyle böyle. Şehri de anlatan bir dizi. Ankaralılar da neler duyuyorsunuz diye soruyorlar. Nasıl, ne gibi mesela? Yani Ankaralılar şehre dair, sizin sahnelerinize, Ankara'ya dair size neler söylüyorlar? Ya şimdi ben şöyle baktım. İstanbul'da yani şehrin yarısı Ankaralı olmuş yani. Hani kesinlikle. Bakırköy Ankaralı, Ataköy neredeyse Ankaralı olmuş. Oradaki özlemi biraz depreştiriyoruz açıkçası yani. Ankara şehirle beraber yaşadığın zaman güzeldir. Üniversiteyi orada yaşadığınsa eğer, artık Ankara senin hayatında vazgeçilmez bir şehir olmuştur yani. Ankara adamın içine akar, öyle bir akar ki hiç hissetmezsin. Sonradan ne kadar sevdiğini fark edersin. Çoğu zaman da bizi, ne kadar gurbette olan Ankaralıların çoğu, ne kadar şehri özlediği konusunda söyleyip duruyorlar. Bizim o ocak başına gidip masada oturup rakı içen izleyiciler var yani. Hani... Evet evet, Behzat Ç.'nin bir masası yani, bizim gittiğimiz Hüseyin Meyhane'de mesela, oraya rezervasyon yaptırıp işte, hatta geçen biri söyledi. Final bölümünü abi dedi, oraya rezervasyon yaptırdık dedi. Biz orada izleyeceğiz dedi final bölümünü. Dedim güzel, güzel ne diyeyim. Ya başka bir dizi yok ki yani. Ankara'nın Kızılay'ında bir tane perde kur ve hep beraber Ankalılar olarak çık git orada bu Behzat Ç.'yi seyret yani. Şeyi soruyor Erdal abi insanlar. Bir Ankara polisiyesiyle Çekiç ve Gül'ü karşılaştırdığınızda eski Ankara ve yeni Ankara hikayesi olarak da bakabilir miyiz? Bu anlamda Ankara'daki değişimi siz Ankaralılar ve oyuncu Behzat Ç.'nin kahramanları nasıl görüyor, gözlemliyorsunuz? İyi görüyoruz ya. O tabii ki yani. Çünkü soruyu Mansur Yavaş'a bağlamak üzereyim. Aklınız evet, olsun. Evet evet, o yüzden. Sizin de aklınız olsun. Yani. Bundan sonra aksi Mansur yani. Yavaş'a doğru geliyoruz yavaş yavaş. Aksi söylenemez tabii. Ya tabii biz hani Murat Karayalçın döneminde de Ankara'da olduğumuz, ondan önce Çankaya Belediye Başkanımızın babasının da Doğan Taşdelen. Evet, o Ankara'yı bildiğimiz için Ankara'nın arafta kaldığı bir dönem vardı. Ondan kurtulmasına biz çok sevindik açıkçası yani. Evet İnanç Bey, sizden de bir cevap istiyoruz burada. Canım Ankara'm. Ya bir dönem dinozorlarla geçti işte, ne diyelim yani, bir dönem dinozorlarla geçti öyle. Ya koskoca üniversite şehrinde ya saat 10'da metrolar durabilir mi ya?
Yani bir şehri yaşatan o şehrin genç enerjisidir yani. Ankara'nın da bu ülkenin en köklü üniversitelerinden var olduğunu düşünürsen saat 10'da metroları kaldırmak şehri bitirmekle eşdeğerdir yani. Bu bir uygulama sadece yani. Bunlardan binlercesi var. Ben saatleri falan saymıyorum yani. Hani o kiç saatleri falan da saymıyorum. Yani şehir estetiğinin kendi içerisindeki kiçliğinden bahsetmiyorum. Bir ara Ankara yemyeşildi yani. Sokak lambaları dahil yeşildi yani. Erkan sen ne diyorsun? Evet katılıyorum. Yani o Araf'ta kalan dönem hariç. Ankara bir başkent gibi yani, yaşadı yani. Abi Mansur Bey şey seyrediyor mu Behzatçı'yı biliyor musunuz? Bilmiyorum. Seyretmiyordur hiç bence. Hiç bir konuşma yani. Tanışma oldu mu Mansur Yavaş Başkan? Ben gittim görüştüm çok yani. Başladığımızda hani, değil mi? Keyifli sohbetler oldu. Sağ olsun bize de çok yardımcı oldu tabii. Büyükşehir Behzatçı'yı çekerken. Yani tabii ki öyle bir gücün sizin arkanızda bir şehrin gücüyle beraber olduğu zaman çok daha keyifli bir iş çıkıyor ortaya. Ama başkan çok çalışıyor. Çok da seviyoruz başkanımızı. Ben de merak ediyorum Sayın Başkan. Başkan da hem programımızın çok iyi izleyicisidir hem de burada konuk da ettiğimiz bir lider. Behzatçı'ya seyrediyor mu gerçekten merak ediyorum. Sayın Başkan seyrediyorsanız ne olur ses verin. Siz de bizim gibi Behzatçı'ya seyircisi misiniz değil misiniz? Biz de öğrenmek isteriz bunu bu arada. Dizi Star'da yayınlandığı dönemde sosyal medyada yeni yeni hayatımıza giriyordu. Hakikaten de o dönem sosyal medya böyle hepimizin yeni keşfettiği falan platformdu. Şimdiki ortamda biraz fark hissediyor musunuz? Çok kitlelere ulaşan bir iş yapıyorsunuz ve sosyal medya artık bu düzeyde kitlelere ulaşan bir işte çok karar merciği aslında, çok yönlendirici. Behzat gibi böyle raconu kendi kesen bir işte sizi nasıl etkiliyor bu sosyal medya etkisi merak ediyorum ben. Bizim başlangıçta aslında şöyle bir şey var. İnternetin gücünü dizi sektöründe ilk hissettiğimiz iş Behzatçı. Tabii. Çünkü büyük sahip çıkıldı bir yandan. Evet. Yani saatleriyle oynandı, bir şeyler oldu, işte reytinglerimiz azaldı falan filan ama bir baktı ki internette öyle bir kıymeti var ki, bir alamet-i farikası var ki büyük sahip çıkıldı. Şimdi de görüyoruz zaten ne kadar güçlü abi olduğunu. Ne diyorsun Berkan? Sosyal medya reyting cihazlarının zaten anlamsız ve saçma olan olduğunu kanıtlayan bir durum. Behzatçı'da de böyle oldu. Bize reytinglerimizin çok düşük olduğu söylendiği dönemlerde Behzatçı'ya internet üzerinden ayakta kalmış bir diziydi. Ve internet mecraları olmasa çoktan kaldırılmış bir dizi olabilirdi Behzatçı. Dizi yayınlanıyordu, reytingler geliyordu. Sonlardayız ama yayınlanmış bir dizi bir gece içerisinde 1 milyon, 1,5 milyon izleniyordu. Ve bu inanıyorum ki kanala da karşı bir koz oluşturuyordu elimizde. Ama siz öyle diyorsunuz ama bakın bu da böyle diyebiliyorduk. Ve Behzatçı'nın devamını getiren bir durumdu sosyal medya ve internet zaten, mecraları. Evet. Ekşinin hakkını yemeyelim bu arada. Ekşinin hakkını yemeyelim. Sosyal örgütlenme zaten yani bunu bir efsane haline çevirdi. Çünkü eş bir paydaşta insanlar bir konu hakkında konuşabiliyordu. Bu çok değerli bir şey yani. Ve sahip çıktılar resmen Behzatçı'ya. Şimdi dizi ana akım televizyonda yayınlanırken sansürleniyordu RTÜK'ten dolayı. Halbuki çok içeride hayatın içerisinde olan diyaloglar vardı. Fakat şimdi bu konuda artık daha rahatsınız. Ve Blue TV'de de gayet olduğu gibi konuşuluyor. Ama bir yandan da çok küfür ediyorlar diyenler var. Ne diyorsunuz bu çok küfür ediliyor diyenlere? Çok bu, küfür ediliyor mu mesela önce sizce? Trafiğe çıkmasını öneriyorum ona. ya da ben de şey öneriyorum. Bir iç sesimizi dinleyelim diyorum. Çok küfür ediyor muyuz acaba? Çok küfür ediyoruz. Yani şey ya Türk insanı çok küfür ediyor tamam. Bir de bu bir takı olmaya da başladı ya o hikayeler. Aslında bir küfür tabii, noktalama gibi, işareti noktalama gibi. İşareti olmaya başladı falan. Doğru olabilir ya o konuda. Yani bazen hani küfrün ayarı kaçmış olabilir. Bazı bölümlerde de hiç olmayabilir. Yani hani o okazyonun durumuyla ilgili bir vaziyet bence yani. Ama yani evet biz hiç ay küfrediyoruz diye düşünmüyoruz. Ama yani. Tabii ki şöyle de bir durum var. Kendi adıma söyleyeyim dikkate alınacaktır. Tabii ki bu çok küfrediyoruz.
Alınacak mı gerçekten ya? Ben yani... Umarım alınmaz. Ya ben Behzatçı izleyicisi olarak söylüyorum. Beni rahatsız eden bir şey değil. Yani zaten çok doğal bir konuşma, çok doğal metinler hep. Öbürü bana biraz garip gelir İnanç ya. Öbürü dediğim yani komple küfürden vazgeçelim gibi bir şey söylemiyorum. Hayır, şu ankinin değişmesi. Yani... Belki biraz ayarını kısabilirim kendi adıma. Öyle mi? Var var, bizim de topuzunu kaçırdığımız bazı yerler var yani orada. Keşke sormasaydım ya. Çok, şu an o kadar izleyici. Sakın yapmayın diyesim geldi şu an valla. Yok yok, kendi içimizde hani hikayeyi seyredip değerlendirdiğimiz zaman artısı ve eksilerini tabii ki göreceğiz. Yani bu küfür hikayesi de kendi içinde bizim devamlı hani sorguladığımız bir mevzu aslında yani. Tabii ki öyle yani. Ağzından çıktı. Ama yani hani bazı yerlerde gereksiz yerlerimiz de var yani. O konuda öz eleştiri yapabilirim. Ben bu şeyi abi, ben aslında çok affedersin lafını bölüyorum. Ben aslında çok küfür ediyoruz diye değerlendirmek yerine şöyle değerlendirmeyi gereksiz. Daha iyi buluyorum. Çok küfür edildiği zaman biraz yazımdan, biraz şeyden kaybediyor. Ne denir, o dramatik durumundan kaybediyor. O beni rahatsız eder. Ya çok küfürden ziyade mesela anlamını yitirirse bir sahne. Yani sahnenin söylemek istediği şeyin üstüne geçerse bu sefer o beni daha fazla rahatsız eder. Küfürden daha fazla rahatsız eder. Evet. Boş konuşmak. Şairin dediği gibi küfür burjuvazinin ağzında bir çöplük, işçinin ağzında bir çiçektir. Bayılıyorum buna ben. Bizim ağzımızda bir çiçek o ya. Kim ya, aksiniz ki. Kimse söyleyebilir mi ya? Tabii. Bir de bence bizim memlekette biraz bu işlerde, şimdi mesela bunları yazanlar da, rahatsız olanlara samimiyetle çok saygı duyuyorum ama böyle işte terbiyeyi, ahlakı falan böyle başka yerlerde aramak hiç da çok... öyle bir derdimiz yok o konuda. Yani... Biz sadece o inan çok güzel betimledi orayı. Yani biz sadece ana örgüyü eğer hani anlaşılmasını güçleştiriyorsa ettiğimiz küfür, bunu bir değerlendirmek lazım diye tekrardan onu söylemeye çalışıyoruz biz. Yoksa hani ahlaki bir yapı için küfrediyoruz kardeşim yani.